Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili seyircilerimiz, FM TV'ye hoş geldiniz. Bir cuma akşamında daha birlikteyiz elhamdülillah. Bu hafta maalesef %99'u Müslüman dediğimiz bir ülkede zina ve fuhşiyat konusunu ele alacağız. Sebeplerini, zararlarını, günahını, kurtulma reçetesini inşallah sunmaya gayret edeceğiz. Ayetler ve hadisler ışığında inşallah. Yaklaşık 1,5 saat sürecek programımıza sizler de soru ve görüşlerinizle katılmak isterseniz 0532 236 54 78 numaralı hattımıza WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz inşallah. Ayet ve hadis destekli yorumlarınızla sorunlarınıza çare ve çözüm olmaya çalışacağız inşallah Teala. Başlıyoruz efendim. Sevgili hocam hoş geldiniz, Mustafa hocam. Hoş bulduk. Erşi hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ahmet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet hocam hoş geldiniz. Hoş gördük hocam. Her zamanki gibi engin ve derin bilgilerinizden inşallah fayda görmeye çalışacağız. Hocam maalesef ülkemiz Müslüman bir ülke. Dünyaya önderlik yapabilecek kabiliyetli ve yetenekli bir ülkeyiz. Elhamdülillah. Özü itibariyle söylüyoruz. Ama ülkemizde şöyle bir konu var ki, geçen hafta da evlilik boşanmalar meselesini konuşmuştuk. Zina meselesi, fuhşiyat meselesi ülkemizde gerçekten sebepleri var. İnşallah tek tek onlara değineceğiz. Ciddi bir sorun, ciddi bir yara halini almaya başladı. Bunun sebeplerini ve zinaya giden yolları müsaadenizle Mustafa Kartal hocamızdan başlıyoruz. Buyurun hocam, dinliyoruz. Allah razı olsun Yusuf hocam. Tüm izleyicilerimize de bu arada hayırlı akşamlar dileyelim. İnşallah konularımız çare ve çözümdür. Yani bunun başka bir alternatifi yok. Burada biz bu konulara hazırlanırken bir Müslüman zina denen bu illetten nasıl kurtulur? Bunun sebepleri nedir? Hepsini anlatıyoruz. Alternatife gerek yok. Yani şuradaki bilgileri hayatınızda uygulayın. Zina ortadan kalkar sevgili izleyenler. Böyle bir hazırlık var. O yüzden inşallah iyi dinleyelim. Güzel dinleyelim. Bunlar ümmetin kurtuluşu için. Yani bunlar maddi bir şeyler kazanalım, manevi bir şeyler şöyle yapalım, böyle yapalım değil. Sadece ümmeti Muhammed'in gençlerine veya zinaya düçar olmuşlara kurtuluş vesilesi. Öncelikle Yusuf hocam, zinanın vesilelerinden bir tanesi, bunun bir mefhumu muhalif, yani anlaşılanın tersi diye bir tabir vardır fıkıhta. Evlilik veya bu zina haramsa bunun helaline eşdeğer evlilik. Evlilikteki zorlaştırmalar, birinci sebebi bu. Bu da %80'e tekabül ediyor. Yani gençlerden işte 500 kişiye, 600 kişiye soruyorsunuz, niye evlenmiyorsun? Evlenemiyorum diyor. İşte %80 sebebi bu. Diğer %20 sebepler de maddiyatsızlık, işte haremlik, selamlığa dikkat edilmeyişi, sahipsizlik. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de namazı kılın diyor. Ama evlenirken evlenin demiyor. Fenkihu enkihu leyama diyor. Sizden olanları evlendirin diyor. Yani evlilik biraz dayanışmaya, desteğe, böyle toplumsal olarak bu konularda beraber yapılması gereken bir hadisedir böyle. Namaz gibi ferdi bir şey değil. Namaz tabi cemaatle de kılınıyor ama cemaatsiz de kıldığın zaman olabilen bir şey. Ama evlilik bugün tek başına bir evlilik meselesi inanılmaz derecede zor. Zorlaştırdılar. O yüzden insanlara ihtiyacını görmek için adam diyor ki zina yapayım daha ediyor. Bir manita ortamı kuruyor. Bir bayan buluyor. Bayanlar da bu konuda razı. Erkekler de razı. İşte ortamlarda özgürlük, demokrasi, haramların helal gibi yaşandığı bir dönem. Helallerin haram gibi yaşandığı bir dönem. Yani insanlar bugün helali yaşarken zorlanıyor. Mesela namaz kılacak, sakal bırakacak. Toplum ne der? Ama bugün bir kız çocuğu gelip evine anne baba benim erkek arkadaşım veya erkek arkadaşı kız arkadaşını götürüp anne babasına babacığım bak bu benim ciddi düşündüğüm bir kız. Baba anne bir şey diyemiyor. En netice toplumdaki şu an evli zina sebeplerinin başında sevgili izleyiciler, özellikle anne babalara söylüyorum. Kız erkek evladı olsun fark etmez. Ya öyle bir kız arıyorlar ki, yani o mücevherat, bütün kainatı dolaşsan, ülke ülke geçsen, kıta kıta dolaşsan öyle bir kız yok. Yani bu çocuk evlenecek, aile kuracak. Ya namazına, niyazına, ahlakına bak. Efendim şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Bu bize olmaz, ailemize olmaz, şöyle olmaz, böyle olmaz. Yani daha hayali kurarken, evlilik hayali kurarken hemen vazgeçiyorsun. Aynen böyle bir şeye döndü evlilik. Düşünüyorsun, düşünürken o evliliğin ağırlığından mevzu bitiyor. Şimdi Efendimiz kızını nasıl vermiş? Fatıma annemizi. Hazreti Ali demiş ki kızımı sana verdim. Para yok, ters soluk var. Yani nasıl olacak? Mescitte gül suyu hurmayla vermişler. Ondan sonra Hazreti Ali kız verilince hemen teşekkür etmiş, gitmiş şükür için mescide gitmiş, iki rekat namaz kılmış.
Tabi onlar öyle şükürlerini hep mescitte kutlarlardı. Biz de Allah muhafaza yani bir şeyi kutlarken de günahla kutluyoruz da. %80 sebebi anne babaların katı davranmasındaki sebep. Bu zinadan dolayı da tüm Türkiye'yi ve Allah Mevla Teala Şura suresini anlatıyor. Vel melâketü yüsebbihûne bihamdi rabbihim ve estağfirûne limen fil arz. Yeryüzündekilerin günahlarından dolayı Allah'tan melekler özür diler. Bu günah hakkında alimlerin çoğu bunun zina olduğunu söylemiş. Çünkü neredeyse gök parçalanacaktı diyor. Zinadan dolayı yeryüzünde bir sürü bereketsizlik var. Zehirlenmeler var. Aileler etkileniyor. Malum geçen hafta değindik. Artık 2017'de Türkiye'de boşanmalar evlilikten fazla oldu. Bunu şöyle düşünün. Tertemiz bir kova düşünün. İçinde 5 litre su olsun. İçine yılan zehri koysak o tertemiz 5 litre etkilenir mi etkilenmez mi? El cevap etkilenir. Bunu tıp açıklamış zaten. Allah da diyor ki ayet-i kerimede وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَحْشَ Zinaya yaklaşmayın bu çok çirkin bir şeydir. Çok kötü bir yoldur diyor. Böyle Allah öyle bir rezil bir şey demek istiyor yani. Rezil diyor sevgili izleyiciler. 5 litre temiz suya dağdan gelen böyle suya yılan zehri koyuyorsun. 1 gram 2 gram. Bütün suyu zehirliyor. Zinalar öyle bir hale geldi ki sanki insanlar evlilikten haşa helal hanımdan böyle harama doğru inanılmaz bir koşuş başladı. Neye? O da zehir çünkü etkiledi ya vücudu. Yılanın zehri bizim damarlarımızı etkiliyor, akışı durduruyor. Helalleri de haramlar zehirliyor. Bir tane zina yapan adam belki 5000 tane, 10000 tane helal evlilik yapan insanı etkiler. Bulunmuş olduğu çevreyi bereket anlamında etkiler. Evet. Diğer sebepler işte dediğimiz gibi özgürlük var. Şimdi öyle bir olay ki Beni Kaynuka savaşı oldu. Bu savaştan dolayı savaş şöyle oldu. Bir annemiz, sahabe annemiz bir dükkana gidiyor. Yahudi dükkanına. Orada annemizin özür diliyorum mahrem yerini aşmak için bir iğneyle giymiş olduğu çarşafı kaldırttırıyorlar ve ayak kısmı görünüyor. Allah onları kahretsin ki geberip gittiler zaten. Cehennemin ateşini eğer iman etmedilerse tadıyorlar. Bunun üzerine Allah 3 tane ayet-i kerime indirdi. Birisi şu: "Kullillezine keferu setuglebune ve tuhşerune ila cehennem." Siz gebereceksiniz diyor. Mağlup olacaksınız. Cehenneme de atılacaksınız diyor. Bir tane sahabe annemizin mahrem yerini bir Yahudi açtı ve Beni Kaynuka savaşı oldu. Hepsi yerlerinden sürgün edildi. Bir kariye komple cezalandırıldı. Şimdi hani konuş bakalım. Şimdi hocalar emri maruf niyetine tesettür anlatıyor, eleştiriyorlar. Birincisi %80 sebebi evliliği zorlaştırma. %10 sebebi özgürlük bilmem ne adı altındaki şeyler. Diğeri de nefse ve şeytana uyup gayri ihtiyari yapılan zinalar. Bunların da tabii çeşitleri var. Komşuyla yapılan, gençken yapılan, bekarken yapılan, evliyken yapılan, efendime söyleyeyim, maddi güce dayalı yapılan sebepler Yusuf Hocam. Evet. Sevgili Binici Hocam, Ahmet Hocam, peki bu zinanın ve fuhşiyatın ahiretteki cezasını ayet ve hadisler ışığında inşallah sizden alalım. Evet. Sonra bir tur sonra tekrar geleceğiz inşallah. Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum tüm izleyicilerimize. Zina çok kötü bir fiil ve 4 büyük dine göre yani bütün semavi dinler tarafından haram kılınmış. Rabbimiz tüm ümmetlere bunu haram kılmıştır yani. Bir din yoktu ki önce İslamiyet'ten önceki dinlerde de veya kitaplarda, sahifelerde zinanın helal olduğu hiçbir yerde bulunmamıştır. Yani hepsinde Rabbim bunu haram kılmıştır. Çünkü İslamiyet'e de baktığımızda zina büyük günahlardan olup ırzı ve nesebi bozduğu için, bu ailevi helal olan bir şeyi bozduğu için bunun cezası da çok ağırdır. Zinanın, diğer günahlara karşılık zinanın cezası da çok ağırdır. Yüce dinimiz İslam ve Rabbimiz ayeti kerimelerle hep nikahı emretmiştir ama zinayı yasaklamıştır. Zina büyük günahların başlarında gelir ve Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz ilk olarak وَلَا تَقْرَبُ zina buyuruyor. Zinaya yaklaşmayın. Yapmayın. Zina yapmayın demiyor. Yaklaşmayın. Zinaya yaklaşmayın. Çok önemli bir konu. Burada Rabbimiz buyuruyor ki zinaya yaklaşmayın. Peki zinaya giden yollar işte göz teması, bakmak, kulak, kulaklarımızla bunu ve elimizle temas etmek vesaire vesaire. Bu eğer sen zaten harama bakarsan, adım atarsan bu yola girdin demektir. Yani bu zinaya giden yola öncelikle girmemek lazım.
Rabbimizin de ifade ettiği gibi zinaya yaklaşmayın. Sen o yola girersen bu yolun sonu belli ki zina. İşte bugün Türkiye'mizde ve ülkemizde baktığımız zaman zinaya giden yolları, mesela bir umreden gelen hacı abimiz, umreciler veya hacdan gelen, şunu biz de çok yaşadık. Arabistan'a gidiyorsun, Mekke'de, Medine'de vazife yapıyorsun. Orada bir açık bayan görmek mümkün değil. Herkes tesettürlü, çarşaflı, feraceli. Ama İstanbul Havalimanı'na indiğin an bir bakıyorsun ki panolar, billboardlar vesaire, reklamlar her tarafta. Açık açık gazeteler, internetler, bugün telefonu eline alıp da bir yere gireceğin zaman bakıyorsun ki her yerde çıplaklık ön planda. Bu sefer göz buraya kaydığı zaman zinaya yol buradan başlıyor. Rabbim cümlemizi, tüm ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Ve Rabbim de, peki gözle alakalı nedir? Ayet-i kerimede yine Nur suresi 31. ayet-i kerimede. Hocam, ayete girmeden bir mesaj gelmiş. Demek ki sözünüzle paralel. Zina ve fuhşiyatla mücadele yok ki. Bilakis teşvik var. Reklamlarda ve internet ortamında diyor. Buyurun hocam. Aynen. Rabbimiz Nur suresi 31. ayet-i kerimede buyuruyor ki Estaizu billah. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ Rabbimiz buyuruyor. Mümin erkeklere söyle. Sadece zina kadınlar için değil, erkekler de kendini bu tesettür yani bakmayla alakalı. Erkekler de dikkat etsin. Erkeklere söyle ki diyor Rabbimiz, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Harama bakmayacaksın. Nazar berkadem vardır bizim tarikatımızda, Efendi Hazretlerimizin buyurmuş olduğu. Yani ayak ucuna bakarken, sen yürürken bile ayak ucuna bakacaksın. Yani velâ takrabu zinanın giden yoldan, işte gözünü harama bakmaktan sakınsınlar diyor. Sen harama bakmarsan, haramla tokalaşırsan, oturup kalkarsan her şeyini, geçen bir yazı paylaşmıştı hocamız grubumuzda. İşte bir kadının kocasına, kayınvalidesine, kayınbabasına evinde bir şey yapması kötü. Ama kalkıp iş yerinde patronuna çay vermesi vesaire vesaire hizmet etmesi, orada şu an özgürlük adı altında her şey mübah gözükülüyor. İşte bunlara baktığımız zaman Yusuf hocam, bunun devamı zaten zinaya götürülüyor. Gözünü de bakmaktan sakındıracaksın ve ferçlerini de ve yahfazına furucehum diyor Allah. Namuslarını, izzetlerini muhafaza etsinler. Zinanın cezası değişiyor. Bu fiili işleyen evli veya bekar durumuna göre Rabbimiz bunu Kur'an-ı Kerim'de. Bunun evli veya bekar oluşuna göre, İslami emir ve yasaklarla yükümlü bulunup bulunmamasına göre bu hükümler değişiyor. Peki nedir bu hükümler? Bir, dayak ve rejim ayeti kelimelerle ve sürgün yani hapis ve İslam devletinin koyacağı o günkü tazir cezaları da bulunmaktadır. Zira sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte zina eden kişi, peki nasıl bir mümin zina eder mi? Şu hadis-i şerif onun için çok önemli. Zina eden kişi zina ettiği sıra mümin olduğu halde zina etmez. Yani iman ondan alınıyor. Şu tehlikeye bakabiliyor musunuz? Hocam bir daha söyler misin? Zina eden kişi zina ettiği sıra tam ve olgun şekilde mümin olduğu halde zina etmez buyuruyor Peygamberimiz. Yani şu mudur özeti? Ya imansız bir Müslüman zina ediyorsa o Müslüman değildir. Alınıyor. Müslüman olarak zina edemez. Dini ondan alınıyor. Onun için tövbe etmesi gerçekten de çok önemli bu hadis. Peki bekar erkekle bekar bir kadın dedik ya, evli ve bekar durumuna göre değişiyor. Şimdi hocam burada bir ufak bir yanlış şey olmasın. Yani oradaki adam imansız olmaz. Zina ettiği zaman imansız olmaz ama yani o imanı askıya alınır. O fiili bıraktığı zaman o iman kendisine tekrar iade edilir manasında. Yoksa adam imansız olmaz yani. Kelime şahadet gerekiyor mu hocam? Ehli sünnete göre amel inanarak yapmadığı, yani helal görerek yapmadığı müddetçe insanı dinden çıkartmaz yani. Günah olan şeyler. Ama helal görerek yaparsa o fark. Eyvallah. Kelime-i şehadet gerekiyor mu hocam? Yok. Yani dediğimiz gibi tövbe. Bu işin kurtarır tövbe yani. Dört büyük mezhebe göre de tövbe etmesi. Evet. Hatta kendini tekrar bir tazelemesi. Yanlış anlaşılmasın diye. Eyvallah. Bu teşekkür ederiz. Önemli bir konu. Bekar erkekle bekar kadının zina etmesi halinde ceza her birine 100 değnek vurulmasıdır. Zira Nur suresi 2. ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor. اَزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَ 100. Zina eden erkek ve kadın eğer her birine 100 sopa vurulması, 100 değnek. Bu Nur suresi 2. ayet-i kerimede. Peki evliyse zina eden, bunun da rejim hükmü var.
taşlanması. Evli yaparsa. Şu anda dünyada uygulanmıyor İslami, birkaç bölge dışında. İslam ülkesi olmadığı için onu da geleceğiz. Yani İslam hükümleri geçerli olmadığı için şu an zaten ülkemizde zina bir kötülük olarak gözükmüyor. Bir her ne kadar ülkede, şu da unutulmamalı, konusu açılmışken de bunun altını çizeyim. Unutulmasın ki burada belki ceza kanunlarına göre, Türk ceza kanunlarına göre zinanın belki suçu yok ama Allah'ın kanunlarına göre bu zina büyük suçların başında gelir. Belki Türkiye'de bunun mahkemesi yok ama Mahkeme-i Kübra'da kıyamet gününde bunun büyük mahkemesi var. Bununla alakalı da zinanın cehennemdeki ahvalini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca yükseldiği zaman biliyorsunuz kademe kademe cennet de gösteriliyor, cehennem de gösteriliyor sevgili Peygamberimize. Ve cehennemin ahvali gösteriliyor Peygamberimize. Peygamberimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, baktım ki bir kavim derileri sıyrılıyor, derileri yüzülüyor ve ağızlarına tıkatılıyor. Yediğiniz gibi yiyin deniliyor onlara. Ve sevgili Peygamberimiz Cebrail aleyhisselama soruyor, ya Cibril bunlar kimlerdir bu derileri yüzülüp yedirilen? Bunlar ırz ve namuslara taarruz edenler. Başkasının ırzına ve namusuna taarruz edenlerdir diyor. Yine başka bir gruba denk geldim diyor, başka bir kavim. Bunların da önlerine çok güzel bir sofra kurulmuş Peygamberimiz buyuruyor. Ancak o güzel sofradan, o etlerden, kebaplardan yemiyorlar. Kalkıp leş yiyorlar. Ya Cibril bunlar kimdir? Önünde ne güzel sofra varken, kebaplar, tavuklar vesaire etler varken yemeyip de gidip leş yiyenler, işte bunlar helalli hanımları varken helal hanımlarından yapmayıp zinaya düşen, harama gidenler işte. Bak önünde helal lokma var. Allah sana bunu helal kılmış, hanım vermiş. Sen bu hanımını bırakıp helal eşlerini, nikahlı eşlerini bırakıp gayrimeşru yola, haram yola bulaşanların cezası da bunlar olacak. Leşler yenilecek diye bir hadis-i şerif var. Zinanın kıyamet alametlerinden olmasıyla ilgili sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene buyuruyor ki Buhari'deki hadiste, ilmin kalkması, cehaletin kökleşmesi, içkinin içilmesi ve zinanın çoğalması kıyametin alametlerinden. Bugün baktığımızda zaten kıyametin büyük alametlerinden biri de zinanın çoğalması. Bunu hep beraber görüyoruz, şahit oluyoruz ülkemizde. Bir zinada arşın titrediği, evet, rivayet ediliyor. Peki zina çoğalırsa ne olur? Neler gelir? Bir, zina nesebin karışmasına. Kim kimin çocuğu, ailenin öz olan bu soyun sopun karışmasına. Ailenin dağılmasına ve nice akrabalık bağlarının çözülmesine, maddi ve manevi değerlerin yok olmasına vesile olur. Zinanın çoğalması. Ve zina kadın ve erkekler için bir felakettir. Kadın erkeklerin zevk aleti değildir. Daha önce biliyorsunuz İslamiyet'ten önce kadınlar bir mal karşılığında alınıp satılıyordu. Ama İslam dinimiz kadına öyle bir değer verdi ki cennet annelerin ayakları altındadır. Hadis-i şerifi var, bunu herkes bilir. İşte annelik şerefi ve güzel haliyle Rabbim ve Peygamberimiz ve dinimiz bu kadını koruma altına aldı. Onun için ey birbirlerini aldatan erkek ve kadınlar, evli olsun veya bekar olsun, nikahı, zinayı tercih eden mümin ve mümineler bilsinler ki herkes, ölüm var, mahşer var, mezar var, mahkeme-i kübra var. İstediğimiz haramlardan dolayı, işlediğimiz haramlardan dolayı kabrimiz Peygamberimizin ifadesine göre ya cehennem çukuru olacak ya cennet bahçesi olacak. Bilelim ki Rabbim dünyada bize mühlet veriyor ama ihmal etmiyor. Yaptığımız her şeyin karşılığını adalettir. Çünkü Rabbimizin en büyük adaleti, Rabbimizin adaletidir. Karşımıza çıkacak bunlar. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Kim zerre miskal iyilik yaparsa bunu cennette, ahirette görecek. Zerre miskal kötülük yaparsa da cehennemde görecek. Ve yine bedenimizle alakalı Rabbimiz buyuruyor ki estağfirullah, Fussilet suresi 20 ve 21. ayet-i kerimelerde, günah işlediğimiz bedenimiz ve bütün azalarımız, bu elimiz, ayağımız, bedenimiz, kulağımız, gözümüz, bunlar hatta idâ mâ câûhâ şehide aleyhim sem'uhum ve absâruhum ve cülûdühüm bimâ kânû ya'melûn ve kâlû li cülûdihim lime şehittum aleyna kâlû entaganallâhu lezî entaka külle şey ilâ âhiril âyeh. Kulaklarımız, gözlerimiz ve derilerimiz işlediklerimiz günahlara karşı yarın ahirette bizim hakkımızda şahitlik yapacaklar. Bu gözler, unutmayın ki yaptığımız bir yerde, otel odasında veya falanca yurt dışındaki seyahatlerde, turlarda vesaire vesaire, kimsenin görmediği, kimsenin bilmediği yerlerde yapıyorum da gizli kalıyor. Böyle düşünmeyin. Bu gözlerimiz, ayaklarımız, ellerimiz, bütün derilerimiz yarın Mahkeme-i Kübra'da hakkımızda şahitlik yapacak.
Ve kâlû li cülûdihim, ve insan diyecek lime şehittum aleyna, elimize diyeceğiz ya, dilimize. Yani niye konuşuyorsun? İşte o da ne diyecek? Peki bu el nasıl konuşacak, bu göz? Kâlû entakanallah. Onlar da her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu diyecek. Rabbim başla diyecek ayaklara konuşmaya. Dil susacak çünkü orada mahkemede. Ve Rabbimiz amel defterimizi bize verdiğinde onun için bunları düşünerek yaşamalı. Bunları düşünerek hayatımıza dikkat etmeliyiz. Attığımız her adıma ona göre dikkat etmeliyiz. Diyoruz. Bir zina arşı titretir. Biraz önce de bahsettik. Onun için zannetmeyelim ki oteller, binalar, onlar da şahitlik edecek. Bastığımız toprak bile şahitlik edecek. Hocam ben burada sözü alayım müsaadenizle. Evet. Efendi Hazretleri'nin bir sözüyle ben diğer derviş hocamıza soruyu vereceğim ama Efendi Hazretleri buyuruyor ki bakma görürsün, görme konuşursun, konuşma buluşursun. Müthiş bir ifade. Buluşma helak olursun. Buluşma helak olursun devamında da. Evet. Bir de bu zinayı biz sadece zina anlamında alıyoruz. Adam eliyle yapar, gözüyle yapar, kulağıyla yapar. Bunları da inşallah değerlendirelim. Sevgili hocalarım, sıradan gelen mesajları okuyacağım inşallah. Mustafa Hoca'dan başlayayım. İyi akşamlar, iyi yayınlar hocam. Şimdiki bazı hocalar banka üzerinden ev alsan helal diyorlar. Hocam bizi aydınlatır mısın? Teşekkürler. Mustafa hocam. Bana mı? Evet hocam, sana sordum. Bazı hocalar banka üzerinden alırsan helal diyorlarmış. Helal midir, haram mıdır? Bunun bir kriteri, kıstası var mıdır hocam? Kısaca şimdi, hocam böyle, bir iki cümleyle mümkünse. Allah'ın haram kıldıklarına helal denmez. Eyvallah. Duydunuz sevgili seyircimiz. Selamünaleyküm. 5 yaşında çocuğum var, konuşamıyor. Sadece anne baba diyor. Hangi dua ve sureyi okuyabilirim? Dermiş hocam, bir tavsiye edelim seyircimize. Taha suresinin 2. sayfasında hocam. Rabbişrahli diye başlayan. Taha suresi? 2. sayfasında. 2. sayfa. Kur'an-ı Kerim olmadığı için ayet numarası söyleyemiyoruz şimdi. Evet hocam. Rabbişrahli diye başlayan. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Ve ahlul udeten min lisani yefkahu kavli. Bu ayet-i kerimeleri inşallah bir hoca efendiye yazdırsınlar. Hocalar, imamlar bilirler. Mahallesindeki camiye gitsin. Bu ayetleri hocam işte ben sordum. Taha suresinin 2. sayfasında Musa aleyhisselamın Mevla Teala hazretlerinden bir isteği var. İşte ya Rabbi dilimi aç, gönlümü genişlettir, bana yardım et. Bu manalarda ihtiva eder. Musa aleyhisselamın dilinde de problem vardı. O yüzden Rabbimizden niyazda bulundu. Evet. İnşallah hoca efendileri giderlerse onu bir tabağa inşallah 7 tane 7 defa yazdırsınlar bu ayetler. Ondan sonra o tabak suyla yıkansın. O suyu da inşallah çocuğa içirsinler. Tamam. Tabak şöyle geniş bir vaziyette 7 defa o ayetler yazılsın. Ondan sonra onun üzerine su dökerek o yazılar yani bozulacak yani. Evet. Bu şekilde. Ondan sonra o su ne olsun? Çocuğa böyle zaman zaman içirilirse inşallah şifa olur. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Allah razı olsun. Mehmet hocam, bir soru geldi. Zina yapanların cezalandırılması güzel de, bu kurslarda, vakıflarda çocuklara tecavüz ve tacizleri de kınayabiliyor musunuz? Yani ne farkı var? Yani şimdi şunu mu anlıyoruz sevgili seyircimiz? Ne farkı var yani? Hepsi. İsmi yok. Yani suç kişiye göre değişmez ki yani. Hocaya göre, suç, hacıya göre, yani. Doktora göre, öğretmene göre. Yani layık olana göre, layık olmayana göre böyle bir şey yok yani. Bunu kim yapıyorsa bu Allah-u Teala senin huzurunda çok büyük günahtır. Ve ona göre de cezasını çekme ama durumundadır. Ama şer'i hükümlere göre, ama Türkiye Cumhuriyeti hukuk Müslüman sistemine tabii, göre Müslüman. Mutlaka cezalandırılması lazım. Ne demek yani kınamak? Subhanallah yani öyle bir şey asla düşünmeyin. Tabii. Üzülürüz. Evet, Derviş Hocam. Hocalarımız gerekli açıklamaları yaptılar. Sizden de inşallah dünyadaki zararlarını alalım hocam. Zina ve fuhşiyat dünyada insana ne gibi zararlar verir? Gerçi Ahmet hocamız bayağı bir değindi onlara da. Biz de inşallah tekrar bağlayalım. Velerkanın 180. 180 demişler. Buyurun. İnşallah. Rabbim öncelikle böyle bir yolu Müslümanlara, Müslüman kardeşlerimize açtırmasın. Çünkü açıldığı takdirde gerçekten Allah muhafaza, hele şu zamanda bütün yollar, bütün kanallar insanı fuhşiyata, harama sürüklerken ki Rabbimiz buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenlerin arasında fuhşiyatı yaymak için diyor, çalışanlar, mücadele verenler vardır. Müminleri yalanlara, müminleri yanlışlara, haramlara düşürmek için bu şekilde plan proje yapanlar var ki maalesef Türkiye'de bile yıllarca ekranlara çıkmış, gençlerimizi
kimi güldürerek, kimi ağlayarak böyle bir takım şeylerle aldatıp en son ifadesinde ben bunları gençliği bozmak için yaptım diye bu şekilde yapmış oldukları hainlikleri Rabbimiz bir vesileyle ortaya çıkarmıştır. Rabbim öncelikle inşallah bizleri korusun, muhafaza etsin diyoruz hocam. Zinanın hem dünyaya taalluk eden zararları var, hem ahirete taalluk eden zararları var. İlk, birinci zararı, tabii bunun bir ikisi yoktur da çünkü hepsi şeydir, ayrım olmaz da. Öncelikle o insan, Allah muhafaza, hocamızın da ifade ettiği gibi Allah Resulü, bir insan zina, hırsızlık, kumar gibi büyük günahları iman hırkası üzerindeyken yapamaz diyor. İşte alimlerimiz de bunu, iman askıya alınır. O halde Allah muhafaza o büyük yanlışa düşer olur. Ondan sonra imani bir ifadeyle, ikrarla, hareketle beraber iman kendisine tekrar iade edilir. Ya o anda ölürse, ya tövbe edemezse Allah muhafaza, ebedi olarak ahirete gitme durumu vardır. Ve yarın ahirette de, yarın ahirette cennete dahi gitmiş olsa, eğer tövbesiz giderse Allah muhafaza, yarın ahirette cennet hizmetçilerinde, hani tabiri caizse hurilerden istifade yolu o kimseye kapatılır. Öncelikle Allah'ın rahmetinden mahrum olur hocam. Mevla Teala Hazretleri rahmetini, bereketini, güzelliğini o kıldan alır. Bir insan, Mevla Teala Hazretleri bir insandan rahmetini kestiği zaman, yardımını kestiği zaman bu adamın içinde huzur olmaz. Bu adamın işinde de huzur olmaz. Bu adamın evinde de huzur olmaz. Bu adam etrafına lanet olan, imtihan olan, sıkıntı olan, insanlar tarafından aman şu adam mı gelecek, geldi denecek şekilde, bu şekilde insanlar tarafından itilen, insanların kalbinden düşen bir insan olarak yerini bulur. Bununla beraber onun devamında Allah'ın rahmetinden uzak olduktan sonra bu sefer olay kendisine de döner bu sefer. Aile düzeni bozulur. Allah muhafaza, hangi eş, yani erkek olsun, bayan olsun, hangi eş ailesini o şekilde kabul edebilir? Hangi eş o şekilde ailesinin ona göz yumabilir? Peki eşlerden bir tanesi kendisini Allah muhafaza bu yola attığı zaman diğer eş de madem sen öyle yapıyorsun deyip o da kendine göre intikam almaya kalktığı takdirde zaten ne oldu? Aile mefhumu zaten kendiliğinden kalkmış oldu. Ortada evlatlar var, çoluk var, çocuk var. Bu çocukların perişanlığını mı dersin? Veyahut da kendini muhafaza eden o eşlerden bir tanesi kendini muhafaza edip eşini o halde görüyor, bütün mahalleye rezil olmasını mı dersin? O kişinin ailesine, kardeşlerine, kendi emsallerine rezil olmasından mı bahsedersin? Bunlar Allah muhafaza, Rabbim yaşanmasın, yaşanacak şeyler değil. Bunlar insanı hayattan da soğutur Allah muhafaza. Ve onun devamında cinayetler çıkıyor bu orada yani. Cinayetler çıkıyor. Tabii bu cinayet meselesinde de tabii savunduğumuz an değil de hani hocamız zinanın cezalarıyla alakalı ifade buyururlarken Mevla Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bu husustaki şehadetin son derece kuvvetli olmasını istiyor. Özür diliyorum. Allah'ın dört şahit isteniyor. Dört şahidin, dört kişinin olaya şahit olması isteniyor. Adam kendine göre biri kulağına fısıldamış, kendine göre bir şüpheye düşmüş, şöyle yapmış, ailesine bu hususta kıyım yaparsa ne dünya ne ahiret bu işin altından kalkamaz. En büyük günahlardan biri de Allah Resulü büyük günahları zikrederken iffetli olan kadına, namuslu olan kadına iftira atmaktır buyuruyor. Eğer bu insanın ailesi ise bunun kesinlikle altından kalkamaz. O yüzden dolayı kardeşim böyle bir durum karşısında ne olamaz? İşte ben erkekliğe şeyi sürdürmem hesabı böyle karşı tarafı kırıp geçiremezsin. Delil kuvvetli olacak, dört şahit olacak. Artı ceza işlemi de devlete ait olan bir olay, bir ceza olması hasebiyle böyle bir olay. Velev ki ortaya çıkmış olsa dahi yapılacak olay ailenin ayrılmasıdır. Rabbim olayı oralara getirmesin inşallah. Hani biz şimdi zinanın, tekrar konumuza dönmek gerekirse zinanın zararlarında işte evli olan bireyle ailelerini muhafaza etmek, evlatlarını muhafaza etmek adına kendilerini bundan ne yapmaları lazım? Korunmaları lazım. Bunun devamında, zinanın devamında gelen
afetlerden bir tanesi de en önemlisi neslin bozulmasıdır Allah muhafaza. Nikahsız bir nesil dünyaya getiren o insan, o adam yaşadığı sürece hep belki hep aklına geldiği zaman, hep düşündüğü zaman, her karşılaştığı zaman dünyaya gelen o çocuk devamlı kendisinde o bir pişmanlık olacak. Ya ben niye bu şekilde dünyaya geldim diye Allah muhafaza belki bu hususta Mevla Teala Hazretlerine karşı belki bir ifade kullanacak veya topluma giremeyecek. Bundan öncesini aldığımız zaman peki nesil bozuldu. Bu çocuğun annesi kim? Bu çocuğun babası kim? Allah muhafaza bu sefer nesil bozulduğu takdirde zaten toplum bozuldu demektir Allah muhafaza. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet sabahına kadar hocamızın ifade ettiği gibi tüm Adem Aleyhisselam'dan kıyamet sabahına kadar hiçbir zaman şey olmayan olay nikah hadisesidir. Mesela hiçbir örneğin İslam'da da belli bir zaman sonra ne olmuştur? Yasaklanmıştır. Her şey belli bir süre önce. Ama nikah bugün batıl dinlerde dahi, tahrif edilmiş dinlerde dahi, hatta cennette dahi nikah vardır. Hum ve ezvacuhum fi zilali. Mevla Teala Hazretleri onları diyor hurilerle evlendireceğiz. Onlar aileleriyle beraber cennette dahi aile kavramı olması hasebiyle, o yüzden dolayı şu an dünyada zaten geçerlidir. İnsan yarın ahirete nereye gidecek? Ailesine gidecek. Çoluk çocuğuyla gidecek. Bu perdeyi delen bir insan Allah muhafaza o kanalla gelen bir çocuk nesil bozulma durumuna gelecektir. O yüzden de inşallah Rabbim muhafaza etsin inşallah. Fuhuş bataklığına düşen insan toplum tarafından da terk edilir. Kendisi yalnız bırakılır. Ve Allah Resulü buyuruyor ki fakirlik, zinaya düçar olan bir topluma diyor fakirlik miras olur buyuruyor. Zinaya düçar olan, artık zina kapısı açılan bir toplumda fakirlik miras olur buyuruyor. Bugün parantez içi bir eleştiri yapmak istiyorum. Esnaf abilerimize, kardeşlerimize gidiyoruz. Herkes maddiyatla alakalı son derece ağır ifadeler kullanabiliyorlar. Neyle alakalı? Maddiyatla alakalı. Ama şu İslam beldesinde yıllarca zina serbest olarak olduğu halde hiçbir esnaf, hiçbir abi kardeşimizden ya hocam bu nasıl bir ülke ya? Biz Osmanlı yadigarı bir İslam toplumuyuz. Bizim ülkemizde zina nasıl serbest olabilir diye böyle yakınan, ayağa kalkan, bu usta bir seferber olan maalesef göremedik. Ben yoktur demiyorum. Biz göremedik. Ama o zinanın devamı Allah Resulü'nün ifadesiyle zinanın yaygınlaşmış olduğu yerde fakirlik miras olur diyen Peygamberimizin, işte o zinanın getirmiş olduğu fakirlik şu an etrafa yaygınlaşınca ya işte millet başlıyor olayı bir tarafa bağlamaya. Yok kardeşim, olayı biz kendimize bağlayacağız. Biz Allah'ın hududunu çiğnedik. Bu sefer Mevla Teala Hazretleri bize zinanın getirmiş olduğu fakirlikle, yine başka bir hadis-i şerifte kıtlıkla imtihan olurlar buyuruyor. Yine Allah Resulü'nün ifadesiyle zinanın hakim olmuş olduğu, yaygınlaşmış olduğu memleketlerde, toplumlarda öldürmeler yaygınlaşır buyuruyor. Ülkemize baktığımız zaman bunların hepsi var Türkiye'de. İşler acısı bir durum olacak. Yani biz konuşurken işte mangalda külü bırakmıyoruz. İşte Müslümanız. Hatta bir de yok Türk'ü şöyleyiz böyleyiz diyoruz ama ya kardeşim iman hususunda neredeyiz ya? İman hususunda daha 12-15 yaşları arasında almış olduğumuz İslami ilimlerle, birikimlerle şuurla mı, oralarda mı kaldık? 600 sayfada sadece bu bildiğimiz 75 tane bir sure veya Allah'ın emir veya yasakları mı var? Hiç buralara ne olunmuyor, değinilmiyor. Halbuki gazetelere baktığımız zaman bugün aile içi, özür diliyorum, ağır ifadeler, özür diliyorum, taciz, tecavüzlerin yaygınlaştığı ifade ediliyor. Nerede? İslam ülkesinde, Türkiye'de. O yüzden dolayı bu zinanın hiçbir zaman faydası olmamış, zaten olmayacaktır. Bir toplumu bozmak istiyorsan zaten ne yapacaksın? Oraya Allah muhafaza zinaya giden yollar açıldığı zaman zaten toplum kendiliğinden ne yapacaktır? Bozulacak. Adam ona eşine tahammül etmeyecek. Eşi beyine tahammül etmeyecek. Diyecek o senden başka şu mu yok, senden başka şu mu yok diyecek. Bu sefer yollar ayrılmaya başlandığı zaman nesli zaten çökmeye mahkum olacaktır. O yüzden dolayı Rabbim o kapıyı açtırmasın. Rabbimizin de ifade ettiği gibi hocalarımız okudu.
وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Zinaya diyor, yaklaşmayın. Allah Resulü sırat-ı müstakimi tarif ederken bir koridor şeklinde tarif ediyor. Koridorun etrafında böyle kapıların açık olduğunu beyan ediyor. Kapılardan da böyle perdeler sarkıtılmış. Allah Resulü buyuruyor ki, ileride bir münadi var, o diyor Kur'an'dır diyor. O yol İslam yoludur diyor. O kapılar da haram kapılar, harama giden kapılardır. Örtükler Allah'ın yasaklarıdır. Eğer diyor o Allah'ın yasağını kaldırırsan, aralarsan harama düşersin buyuruyor Allah Resulü. O yüzden dolayı Rabbim özellikle zinaya, tüm haramlara düşmekten Rabbim bizleri muhafaza buyursun. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sevgili hocam, zinayı konuşuyoruz. Fuhuşu konuşuyoruz. İşte sebepleri, cezası, zararlarını konuştuk. Peki bundan nasıl kurtulacak hocam bu toplum? Yani bunun, programımızın çare çözüm meselesi. Bunun çaresi, çözümü. İşte fertler bazında olabilir hocam. Devlet bazında olabilir. Ne bileyim, hukuk bazında olabilir. Ceza sisteminde olabilir. Bunu bir hocam ben reklama sizinle gideceğiz inşallah. Arkadaşlar rahat mı olayım yani? Rahat olun hocam. Hayır, rahat olun derken sorularımız var. Soruları da sizle bitireceğim inşallah. Sonra tekrar tamam. İkinci turda başlayacağız hocam. Buyurun. Şimdi ben madde çıkarttım bunları. Evet, madde notunu alalım hocam. Eğer sözümüz yani yettiği kadar konuşalım. Birinci maddemiz evlilik. Evet. Zinaya engel olmanın, zinaya düşmemenin, zinadan kurtulmanın en önemli çaresi, en büyük çaresi evlenmektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla alakalı Buhari'de buyuruyor ki ya ma'şara şebab, ey gençler topluluğu, men istedaa el ba'ete, eğer sizden biriniz evlenmeye güç yetiriyorsa fel yetezevveç, evlensin. Fe innehu eğuddu lil basarı, çünkü gözü en iyi evlilik korur. Daha ve ahsenül ferci, insanın fercini de yine en iyi ne yapar? Evlilik korur. Ve ahsenül ferci. Evet. Ha ve men lem yestedi', ama şimdi herkesin, Mustafa hocam dedi ya hocam, şimdi ters oluk başa bela. Herkesin buna gücü yetmeyebilir. O zaman nedir bunun çaresi? O zaman fe aleyhi savmu buyurur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O adam oruç tutsun. Oruca sarılsın. Evet, fe innehu lehu vicaun, çünkü oruçta da insanı bir korumak vardır. Açlık ne yapar? Açlık insanın nefsini kırar. Nefsini kırdığından dolayı da adamı zinaya ne yapmaz? Çok yönlendirmez. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin denen de zaten insanın şeyini kırıyor hocam. Şimdi evet. Yazayında oruç tutuyoruz 16-17 saat. İnsanın takatı kalmıyor konuşmaya yani. Evet. Bir de oruçta olduğumuz zaman tabii Allah-u Teala senin özel bir teveccühü kulun üzerinde oluyor. O yüzden buralara dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci başlık, zinaya teşvik edici yayınlardan ve ortamlardan uzak durmak. Zinaya teşvik edici yayınlardan ve ortamlardan uzak durmak. Bugün maalesef ülkemizde, yani bizim şu TV kanalında söyleyemeyeceğimiz derecede açık saçık videolar çok rahat bir şekilde gençlerin ulaşabileceği bir pozisyonda şu an. Baktığımız zaman bugün şu an Türkiye'de en popüler dizilerde illa bir aşk konusu var. İlla bir karşılıklı kızla erkeğin bir muhabbet konusu var. Bir sevgili konusu var. En meşhur sistemde bile bu var. Şimdi bu ne demektir? Bu toplumda devamlı teşvik ediliyor. Şimdi Efendi Hazretlerimizden söz aktardık. Ne diyor? Yani bakma görürsün. Doğru mu? Evet hocam. Şimdi görme konuşursun. Konuşma buluşursun. Buluşma helak olursun. Şimdi bunlar hep buralardan bizim gençliğimize ne yapıyor? Kademe kademe işleniyor. Bir de o kadar da insanların gözüne hoş getirecek bir şekilde işleniyor ki bir delikanlının böyle bir şeye imrenmemesi, bir sevgili hayatı olsun, benim de bir manitam tabiri caizse olsun, yani böyle bir hayata imrenmemesi veya bir kızın böyle bir şeye imrenmemesi mümkün değil. Bu o kadar yani popüler bir halde şu an ülkemizde yüksek seviyede tutuluyor ki, şimdi bunlar zamanla bugün bir
Hoca Efendi'ye birisi bir soru soruyor. Yani mektup şeklinde göndermiş. Bu ilahiyatta okuyan bir kız bu. Bak ilahiyatta okuyan bir kız çocuğu bu. Ve yani bir hanım ve zinaya düştüğünü söylüyor. Hem de yine aynı ortamdaki. Aynı hatta aynı camia dediğine göre bir de böyle bir şey de var yani. Hani aynı bir şeyin altında. Yani ortam işte dedik ya ortam bulunmamak. Ondan sonra yayınlar. Bunlar hep şu an ülkemizde bas bas bağırıyor. Zina edin, zina edin, hocam, zina. Hocam şunu nasıl anlatacağız? Ya? Şimdi ilahiyat diyorsun değil mi? Bu suça düşen kişi ilahiyatta okuyor. İlahiyatta şu konuşulanlar öğretilmiyor mu? Öğretiliyor. Ya ona rağmen eğer bu insanlar bu günaha düşüyorsa ya biz gol yemişiz yani. Ya hocam ilahiyat diyoruz yani. Şimdi ilahiyatta bu işin tamam eğitimi var ama uygulaması yok. Yani sadece ilahiyat değil ki bugün bizim hiçbir ne ilkokulumuzda, ne ortaokulumuzda, ne lisemizde, ne başka üniversitelerimizde, devlete ait üniversitelerimizde yani bu karma eğitim, karışık eğitim, şu eğitim, bu eğitim almış başını yürümüş yani. Yani burada da ateşle barutu biz yan yana koyuyoruz. Sonra da diyor ki sakın günaha girme. Sakın etkileşim meydana gelmesin. Ya böyle bir şey yok ki ateşle barut bu yani. Bitmiştir olay. Bunu sen yan yana koyduysan burada bir şey olacak yani. Bir de internete de koyalım devreye. Evet. Olay bitiyor zaten. İşi, burada bir şey olacak. Diğer bir madde ölümü çok çok hatırlamak. Bu da çok önemli bir şey. Yani insan zinadan kendini kurtarmak istiyorsa, kendini geri çekmek istiyorsa ölümü çok hatırlamalı. Neden? Şimdi bugün karşında o güzel duran insan veya erkekse yakışıklı duran o delikanlı. Yaşlandığı zaman o el, ayak, azalar hepsi pörsüyecek. Anlatabiliyor muyum? Deriler sarkacak ama tabii güzel abdestli sen o deriyi beslersen, abdestle, nurla beslersen, gözü işte muhafaza edersen, kulağı muhafaza edersen, elini muhafaza edersen nurlu bir yaşlamcı olursun. Ama öbür türlü yani sarkık bir yaşlamcı olursun. Allah korusun. Şimdi buna da insan ne yapmalı? Ölümü insan çok hatırlamalı. Böyle bir şey başına geleceğiz. Yani böyle bir şeyin başına gelmemesi için de insan ölümü düşünse gerçekten böyle bir şeye düşmekten de korkar. En netice çünkü Mevla'nın huzuruna çıkacaksın. Bunun hesabını Allah'a nasıl vereceksin? Öyle değil mi? Evet. Bir de oruç zaten meselesini hadis-i şerifin içerisinde söyledik ama bunu aslında ayrı bir madde olarak tutmak lazım. Birincisi evlilik dedik. Yani dördüncü maddemizi de oruç olarak almamız lazım. Yani gençsen, evlenmeye gücün yoksa pazartesi, perşembe veya bir gün en güzel oruç Davut Aleyhisselam'ın orucudur. Bir gün oruç, bir gün iftar. Bir gün oruç, bir gün iftar. Yani bir gün tut, bir gün tutma gibi. Eğer evlenmeye gücü yoksa, yetmiyorsa. Buna da insanın dikkat etmesi lazım. Çünkü oruçlu insana Mevla Teala seni özel bir teveccüh kendisine gösterir. Bu da şimdi gençse niyeti de gerçekten nefsinin kırılması ise Allah'ın izniyle oruç tutan insanın da nefsi kırılır. Ama tabi burada şunu parantez içi söyleyelim Yusuf Hocam. Yani bir insan eğer bunu yapmak isterse yani buna bulaşmak isterse oruç moruç da ona fayda etmez yani. Bunlar sadece nedir? Kurtulmanın yollarıdır. Bunları yaparsa insan Allah'ın izniyle buralara düşmez demektir. Bir diğer konuda yeme içme konusuna dikkat etmesi gerekir bir insanın. Şimdi adam bekar. Bakıyorsun adam tatlıyı, çerezi, cevizi, balığı, şunu bunu maşallah götürüyor yani. Ondan sonra hocam işte ben çok şey bir adam hocam işte çok arzulu, istekli bir adam. Olursun tabii var ya o kadar şey yenir mi? Genç sen bekar adamsın. Bizim hocalarımız mesela bize önümüze baklava gelirdi mesela bekarken. Oğlum sen az ya bekarsın derlerdi. Şimdi anlamıyorsun ama gerçekten öyledir yani. Doğru. Aşırı yükleme yapınca. Ne olur bu sefer? Bir yerden patlayacak bu iş yani. Bu yeme içme konusuna da yani evlenemeyen kardeşlerimiz daha çok böyle et çeşidi, tatlı çeşidi diye daha çok böyle yeşillik çeşidi tercih ederse burada da inşallah güzel bir çare, çözüm kendisine ulaşır. En önemli konulardan bir tanesi de Yusuf Hocam, en önemli konulardan bir tanesi de mahrem, namahrem olayına dikkat konusudur. Bak mahrem, namahrem olayına dikkat konusudur. Buna da dikkat etsek zinadan işte yaklaşma diyor ya yaklaşma diyor ya işte zinaya.
Yaklaşma. Buradan bunu yakalayabiliriz. Şimdi namahrem mahrem olayları bizim ülkemizde söylediğin zaman dalga konusu bile yapılıyor, Allah korusun. Hem mahrem mi, namahrem mi? Böyle bir de söylerken onu böyle şeyli söylüyor ki adamı gavur eder bu yani. Gerçekten adam bunu bilerek yapıyorsa, kasıtlı yapıyorsa sen dinin bir rüknüyle ne yapıyorsun? Dalga geçiyorsun. Öyle mi adam? Kafir olur yani, Allah muhafaza. İman şaka kaldırmış. Şimdi burada bakın bir ayet dikkatimizi çekiyor. Bir ayet. Estağfirullah. Ve izâ se'eltumûhunne meta'an fes'elûhunne min verâi hicâbin. Çok önemli bir şey bu. Şimdi peygamber hanımları bizim anamızdır. Bu ayetle sabit. Ayetle sabit. Bak peygamber hanımları bizim annemiz. Bu ayetle sabit. Ama Allah-u Teala size buyuruyor ki Yusuf hocam siz peygamber hanımlarıyla bile yani annelerinizle bile görüşürken perde arkasından görüşün. Ya bu şimdi bak adam kendi yengesiyle kendi ne mahrem olmayan insanlarla amcasının hanımlarıyla kendi abisinin eşleriyle rahat rahat evde yalnız başına kalabiliyor. Rahat rahat konuşabiliyor, rahat rahat şakalaşabiliyor. Aynı ortamlarda kalabiliyorlar. Koyun koltuk aynı yerlerde yatılabiliyor. Ya bunlar hep şudur yani. Şeytan almış elinde davulu. Gel şimdi burada zina yapılır. Çalıyor yani. Çanlar, tehlike çanları çalıyor. Ondan sonra insanlar dışarılarda hiç hanımının örtüsüne şuna buna diğer erkeklerle alışverişine dikkat etmiyor. Ya bu kadının sesi mahremdir ya. Mahremdir bunun kadının sesi erkeği celbeder, erkeği cezbeder. Ya bu kadın erkeği cezbetmek için yaratılmış bir varlık. Hocam bir yerde bağla, virgül koy. 2-3 dakikamız var. Bir iki tane soru okuyacağım anca. İnşallah sevgili seyirciler sorularımızın hepsini inşallah okuyacağız, gayret edeceğiz. Evet, oruç tutun diyorsunuz da bu gençlik farz olan orucu tutmuyor. Hocam nasıl olacak? Orucu geçtim, kelime-i şehadet getiremiyor, bilmiyor. Yani işte ya. Biz burada aslında burada olay şey yani. Yani genç, ben şeye katılıyorum biraz seyircimize. Çünkü bu seyircilerimiz şu an gerçekten ortamları çok bozuk. Burada bu zinadan özellikle gençlerimizin kurtarmasının bana göre en büyük etkenlerinden bir tanesi ortamlarını muhafaza etmeleri lazım. Yani dindar, böyle sohbete giden, zikre giden bu hususta her ortamda olur hocam bu. Askerde de olur, lisede de olur, üniversite çağında da olur. Her tarafta illa kendisini muhafaza eden birileri olur. Allah Resulü buyuruyor ki bir ortamda diyor 99 tane diyor münafık olsa, aralarında diyor bir tane Müslüman olsa diyor, bir tane Müslüman olsa, dışarıdan diyor bir Müslüman gelse diyor, gelir diyor o Müslümanın yanına oturur buyuruyor. Tam tersi bir ortamda diyor 99 tane Müslüman münafık olsa, 99 tane Müslüman olsa, aralarında bir tane münafık olsa dışarıdan bir münafık gelse gelir diyor o münafığın yanına oturur buyuruyor Allah Resulü. O yüzden dolayı gençlerimize burada arkadaş ortamını özellikle şey yapmak lazım. Süper. Yani kendilerinin böyle dindar olmaları hasebiyle herkes bu hususta kendisini zaten korumak istiyor. Böyle bir arkadaş ortamı arıyorlar. Böyle bir ortam değişikliği olursa daha başarılı olur. Yoksa gerçekten tabii ki oruç tutmak peygamberimizin tavsiyesidir. Haşa yan tarafa koyalım anlamında demiyorum. Hocamızın tavsiyeleri kesinlikle yerinde olan tavsiyeler. Ama ortam şu an o kadar bozuk ki o yüzden dolayı ortamı korumak lazım ki güzel bir ortam kurmak lazım ki o ortam ne yapmasın? İnsanı yanlışa sevk etmemiş olsun. Teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim. Mustafa Kartal hocam. Selamünaleyküm demiş kardeşimiz. İşsizlik var. Son soru, araya girmemiz lazımmış. İşsizlik var diyor kardeşimiz. Ve bundan dolayı evlenemiyoruz. Bunun çaresi nedir? Allah elbet rızık verecek ama sorunlar yaşıyorum. Alalım kısaca. Sahabe efendilerimiz de çoğu fakirdi zaten. Efendimiz aracı oluyordu. Kendi damadını mehirsiz, karşılıksız sadece ibadetinin takvasından dolayı Hazreti Ali'ye verdi. Evliliği kolaylaştırılırsa bu sorun olmaz. İşte dedik ya biraz önce konumuzu anlattığımız gibi. Ailelerin yani anne babaların bu konuda kolaylık sağlaması gerekiyor. Çünkü sahabe de çok zengin değildi yani Mekke'de. Yani sağlamıyor hocam. Şimdi onu isterim, bunu isterim. Nişanlı bu olacak, sözde bu olacak. Bu araba olacak, bu bilmem ne olacak. İşi daha beter yokuşa sürüyorlar. Anne babalar yani bu konuda ciddi vebaldedir. Yani şeytanın nefsin değil. Bu konuda Allah ahirette bekar gençler eğer şikayet ederlerse ki deseler ki ya Rabbi ben evlenecektim.
Kaç kişiye de gittik. İşimi, evimi, bilmem neyimi sordu. Ya bedava olsun değil. Ama ya bu adam evini tutacak, beraber yaşayacaklar. Yani biraz kolaylık sağlarlarsa, şartları çok zorlamaçlarsa ve bir de aileler, sülaleler birbirlerine bu konuda yardımcı olurlarsa elhamdülillah evlilik 10 dakikalık iş. İnşallah sevgili kardeşim hocamız söyledi. Tabii bu sadece söylemeyle de olmuyor hocam. Bunu ailelerin gerçekten sahip çıkması lazım. Yani ama bunu genelde kız tarafına yüklenmek istemiyorum pek ama şimdi bu evlenemeyen kardeşimiz evlilikte yük genelde erkek tarafında olduğu için yazan da erkek Allah-u Alem. Yani kız tarafının biraz daha işi yumuşatması lazım. Yani gençleri bu günaha, bu suça düşürmemesi lazım. İşte yaklaşık 50-55 dakikadan beri konuşuyoruz. Bu işin günahı, zararı, vebali sadece yani ateş düştüğü yeri yakmıyor. Biz ümmeti Muhammed olarak bu sadece Türkiye'nin sorunu da değil. Bu sorun bütün dünya Müslümanların sorunu yani. O yüzden inşallah Rabbim ailelerin de gönlüne ferahlık verir de bu işe gençlerimizi fazla düşürmeden. Ekleme olarak kısa bir gün sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir fakir sahabi geliyor. Evlenmek istediğini ama gücünün olmadığını. Sevgili Peygamberimiz de o anda mescitte, mecliste bulunan işte Hazreti Ebubekir gibi, Hazreti Ömer gibi, Hazreti Osman gibi o sahabelere durumu anlatıyor. İşte bu genç evlenmek istiyor ama gücü yok. Her sahabe biraz katkı yaparak. Evet, bu da güzel. Bu şu an gerçekten de Osmanlı zamanında da böyle fakirleri evlendirme kurumları vardı. Vakıflar, müesseseler vardı. Olur gücü yetemeyene ama bir kişiye değil de mesela çamaşır makinesi, buzdolabı vesaire. Elhamdülillah bizim hocamız da Fatih Mezhebi Vakfı da bu şekilde genç hocalarını da evlendirmeye kolaylıktır. Bu peygamberimizin örneği sahabeyle el ele verip bu işi çözmüştür. İnşallah. İmacı usulüyle gençlerimize sahip evet. Çıkalım diyoruz inşallah. Rabbim i̇nşallah. Muhafız etsin. Sevgili seyircilerimiz bir araya gidiyoruz inşallah. Aradan sonra sorularımıza, sorunlarımıza çare ve çözüm olmaya çalışacağız. İletişim numaramızı ekranda görüyorsunuz. Sorularınızı bekliyoruz inşallah.